Uzmanlar kış aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalık riskini düşürmek için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kış aylarında yaptığımız en büyük hatalardan biri tatlıya ve yüksek yoğunluklu meyve tüketmeye ağırlık vermek. Yeterli ve dengeli beslenmeyi biraz göz ardı edebiliyoruz. Kış aylarında niye daha çok yeterli ve dengeli beslenmeniz? Yeterli enerji almalıyız ki günlük enerjimiz düşmesin. Aynı zamanda bağışıklık sistemimiz düşmesin. Çünkü bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında da bizim günlük kalori alımımız oldukça önemli. Diyetisyen Bere Behtoğlu özellikle meyve tüketirken porsiyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kış aylarında tüketmemizi özellikle önerdiğim bazı yiyecekler var. Örneğin probiyotik kaynağı kefir ya da kombuça çayı olabilir. Bu hem bizim bağışıklık sistemimizi düzeltecektir hem de soğukta biraz daha kişilerde kabızlık problemi görebiliyoruz. Bu kabızlığın önlenmesi de etkili olabilecektir probiyotik içerikleri. Probiyotik tabletler de ekstradan takviye olarak denenebilir. Bunun dışında tabii ki sebze ve meyve tüketimi önemli, yeterli miktarda günlük 5-6 porsiyonun üstüne çıkmamak gerekiyor. Bir porsiyon meyveden kastığımızda yarım portakal ya da yarım elma gibi düşünebiliriz. Yani kış aylarında akşam yemeklerinden sonra çok çok yenen meyveler aslında bize fazladan kalori veriyor. Günlük ihtiyacımızı çok çok dışında tüketmiş oluyoruz. Kış aylarında su tüketimi ve bitki çayı tüketimi de bağışıklığımızı güçlendirmemizde ve kilo kontrolünde önemli bir etken. Günlük su ihtiyacımız ağırlığımızın yaklaşık olarak da 30 katı kadar düşünebiliriz. Yani 80 kilo bir birey için yaklaşık 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Tabii birçok kişi bu doğrultuda daha ılık, sıcak içeceklere yönelebiliyor. Bitki çayları gibi ama bitki çayları su yerine geçmiyor maalesef. Ihlamur, kuşburnu bunların tüketimine özen gösterebilirsiniz. Çünkü soğuk algınlıklarına iyi gelen bitki çaylarıdır. Tadını seviyorsanız sıkıntı yok ama sevmiyorsanız içine birazcık bal kullanabilirsiniz. Hatta piyasada şu an bal, propolis karışım şeklinde satılan karışımlar da var. İçinde karabiber, zencefil bulunan bunları da kullanabilirsiniz. Kış aylarında vücudumuzu sıcak tutma çabası sürekli yemek yeme isteğine ve karbonhidrat içeren yiyeceklere yönelmeye sebep oluyor. Behtoğlu bu konuda kilo kontrolü için de önemli ipuçları paylaştı. Kış aylarında birçok kişinin en büyük sıkıntısı kilo alma. Çünkü dediğim gibi yağlı ve tatlı yiyeceklere yönelim artıyor. Bu doğrultuda biraz daha tatlı ve yağlı yiyeceklere ağırlık vermemek gerekiyor. Daha meyve, süt ürünü ya da sıcak bir şey içmek istiyorsak mesela salep olabilir. Salep'e yönelim şeklinde düşünebiliriz günlük tercihlerimizi. Hem salep tatlı ihtiyacını karşılayacaktır içindeki tarçından da aynı zamanda da güzel bir ara öğün olacaktır. Kişiler kendilerini tok hissedeceklerdir salep içtikten sonra. Bunun dışında kestane var mesela kışın sıklıkla tükettiğimiz. Biraz porsiyona dikkat etmek gerekiyor. Yaklaşık 3 tanesinin bir dilim ekmek yerine geçtiğini unutmamak gerekiyor.